Merhaba arkadaşlar, Nimet'in örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu minyonu yapacağız arkadaşlar. Yine 2 numara tığım, her zamanki örmüş olduğum, sürekli kullandığım ipim, Gazal Baby Koton. Arkadaşlar, saks mavisiyle sarısını kullandım arkadaşlar. Siyah ip de lazım. Siyahı da Gazal Baby Koton arkadaşlar. Elyafınız boncuk elyaf. Yanınızda şöyle bir küt iğne dikiş için, eskinin etamin iğnelerinden, makasınız da bulunursa minyonunuzu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, minyonumuzu örmeye başlayalım. Biliyorsunuz ana renklerimiz saks mavisi ve sarı renk. Saks mavisiyle başlayacağız. Hemen sihirli halka yaparak örmeye başlıyorum. Hemen bir ilmeğimi şuradan sıkılıyorum ve bu yuvaya 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şuradaki ipimi çekip sihirli halkamı kapatıyorum. Hemen en baştaki yuvaya batıyorum, ilmeğimi alıyorum ve bir önceki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada zincir çekmiyorum. Hemen yandaki yuvadan örmeye devam ediyorum. Bu yuvaya çift batarak başlıyorum. Toplamda 6 tane sık iğnemiz var. Bu sırada hepsine, yani bütün yuvalara ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani çift batacağız hepsine. Sıramızın sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Son ilmeğimi de yaptım. İyice sihirli halkamı sıkıladım. Evet, örmeye devam ediyoruz. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Devam ediyorum. Bir tane tek yapacağım. Bir tane çift. 6 tekrar yapıyoruz yine. Bir tek, bir çift, 6 tekrarla sıramın sonuna doğru ilerliyorum. 6 tekrar yaptığımız için her sırada artırma yaparsak, 6 kere çift battığımız için her sırada 6 ilmeğimiz artmış olacak. Yani 12 olan ilmeğimiz sıramızın sonunda 16 ilmek olacak arkadaşlar. Bir tek, bir çift. Şurada da son tekrarım var. Çiftimi de yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi sıramızın sonunu ve başını belli etmek için şu ipimi bu araya koyuyorum ve örmeye devam ediyorum. 2 tek, 1 çift batacağız. Yine 6 tekrar yapıyoruz. 2 tane tek sık iğne. Sonraki yuvaya çift batıyoruz. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna doğru ilerliyorum. İki tek bir çift olan sıramı da tamamladım. 18 olan ilmeğim bu sırada 24 tane oldu. Şimdi devam ediyoruz. 3 tek bir çift. 24 olan ilmeğimin üzerine 6 ilmek daha artmış olacak sıramın sonunda. 3 tek bir çift olarak sıramın sonuna doğru ilerliyorum.
3 tek 1 çift olan sıramı da tamamladım. Toplamda 30 tane ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 4 tek 1 çift olarak. Bundan sonraki sırayı 5 tek 1 çift olarak öreceğim. Bu iki sırayı da örüp geliyorum. 4 tek 1 çift bu sıra. Bir sonraki sıra 5 tek 1 çift olarak örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4 tek 1 çift olan sıramı ördüm. O sıranın sonunda 36 tane ilmeğim oldu. Bir sonraki sırayı da 5 tek 1 çift olarak ördüm. 36, 42 tane şimdi burada ilmeğim var. Bir sıra daha artırma yapmak istiyorum. 6 tek 1 çift olarak da bu sırayı da örelim. Sonra düz sıralarımıza geçelim. 6 tek 1 çift. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, 6 tek 1 çift olan sıramı da tamamladım arkadaşlar. Toplamda 48 tane ilmeğimiz oluştu. Şimdi bu 48 tane ilmeğimizi artırma ve eksiltme yapmadan, yani şu artırdığımız işlemleri yapmadan toplamda 6 sıra örelim arkadaşlar. 6 sıra eksik gelirse takviyeleri sonra. Şimdi yeteri olacağını düşünüyorum. 6 sıra 48 ilmeğimizi sabit bir şekilde örelim. Evet, 6 sıra sabit olan sıramı ördüm. Şuradan ipimi çıkarmıştım. En son batmış olduğum şuradaki çift ilmeğimin, yani 6 tek 1 çift batmıştım. Bu son ilmeğim. Bunun üstü 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra oldu arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha örüp ön parçasını ayıracağız. Ama burada şimdi örerken arkadaşlar, bakın şurada şöyle bir netleştireyim. Şu örgümüzün şu üst kısmı zincir görünümünde. Bunun ön lobuna batacağız. Bakın şu ön tarafa batıyorum. İlmeğimi buradan alıyorum. Yandakinden de 2. Tam sıramın bittiği yerden başlıyorum. 2 ilmek ördüm. Sayıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane ördüm. Örmeye devam edeceğiz. Bu bizim yan taraf olacak. Şimdi şu bahçıvan bahçıvan şortu diyelim ya da pantolon olduğu için buradaki öndeki hani parçasını öreceğiz buraya da. Ama yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 1 2 buradaki 17'den sonra 2 tane ördüm. 3 4 5 6 yine ön taraftan almaya devam ediyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 şuradaki sıramızın şuradaki son tarafta da yine 17 tane kalacak. 13 tane ördük. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 17. Yani 14 tane, bir tane daha örüyorum.17 tane ördük. Üstüne 14 tane daha ördük. Şimdi buradan geri döneceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Arka taraftayım. Şimdi şu baştaki yuvayı atlıyorum. İkincisine batıyorum. Normal sık iğne örüyorum. Kaç tane ördüğümü şimdi söyleyeceğim size. 11 tane ördüm. Bir tanesini de atlamıştım. 12. Biliyorsunuz 14 ilmek ayırmıştık. Şu son 2 ilmeğimi de bakın ilkini aldım tığıma. İkinciyi de alıyorum ve burada bir eksiltme işlemi yapıyorum. Bir zincir döndüm. Ön parçasını ayırmış olduk. Yine en baştaki ilmeği atlıyorum. Bir sonrakine bu kenardan da eksiltme işlemini yapmış oldum. Sıramın sonuna doğru ilerliyorum. Son iki ilmeğimi yine eksiltme işlemi yapacağım. İki ilmeğimde. 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane ördüm. Hemen yine şöyle son iki ilmeğimin ikisinden de ilmeklerimi tığıma aldıktan sonra eksiltme işlemi yaptım. Bir zincir dönüyorum. Tekrar en baştaki yuvaya değil bir sonrakine batıp örmeye devam ediyorum. Sondaki iki ilmeğimi yine eksiltme işlemi yapacağım. Evet, sona geldim. Şu ilmeğimi de alıyorum. Hepsini bir geçirip bir zincirimi çekip tekrar dönüyorum. Yine bir ilmek atlıyorum. Hemen bu son iki ilmeğime tığımı aldım ve bir eksiltme işlemi yaptım. Buraya bir zincir çekiyorum. Evet, şöyle bir bakıyorum. Çok büyük bir ön parça örmek istemiyorum çünkü küçük olmasını istiyorum. Şimdi buraya geldik. Bu kadar ördük. Burada 5 tane 1 2 3 4 5 tek bir eksiltme işlemi yaptık en son sırada. Şimdi bu kenardan şuraya doğru aşağıya doğru ineceğim. Hemen bakın ilk battığım ilmeğin şu eksiltme yaptığım ilmeğin dibine batıyorum. Buraya ilmek kaydırma yaptım. Sonra hemen şöyle bir alt sıradan bir yere batıyorum. Yani çok burayı kalınlaştırmayacak şekilde ipimi aşağıya doğru yürütüyorum. Evet, en baştaki ilmeğe geldim. Yine ilmek kaydırmamı yaptım. Ve şimdi kalan ilmeklerimi şu son tarafta bakın şuradaki sıramızın başlangıç ve bitiş noktasına kadar yine ön taraflardan alarak arkadaşlar şöyle bakın batıyorum. Sıramı tamamlayacağım bu renkle. Yani pantolonumuzun da ön kısmını yani salapet gibi düşünün. Bahçıvan pantolonu olarak düşünün. Onun ön parçasını da örmüş olduk. Sadece askıları kaldı. Askılarını da bitirdikten sonra yapacağız. Yine bakın öndeki loplardan alıyorum hep. Sıramızın sonuna kadar.
Evet, bir ilmeğim kaldı. Burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. İkinciyi de yine ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada ipimi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle kesiyorum hemen. Şimdi tekrar sarı ipime geçiş yapacağım. Şöyle ön kısmını bitirdik. Sarı ipimize de şimdi bakın bu son örmüş olduğumuz sırayı biliyorsunuz öndeki loptan almıştık. Arkası şurada. Arka kısmı duruyor. Şimdi biz bu arkasına geçişimizi yapacağız. İpimizi bağlayıp sarı ipimizi örmeye devam edeceğiz. Hemen ipimin ucunu alıyorum. Bakın hemen bir alt sıradan şöyle ipimi geçtikten sonra her ilmekten bakın arka tarafta çünkü yerimiz hazır. Bakın her ilmekten sarı olarak şöyle 48 taneydi ilmeğimiz vardı. Bu 48 ilmeğimizi tekrar oluşturacağız. Bir sıra hemen bu arkalardan alarak sarı ipimizin de zeminini oluşturacağız. Her yuvadan bir tane. Bakın şöyle yakından göstereyim. Hemen şu arka taraftaki bakın ön tarafını ördük. Şu arka taraftaki kanatlardan da sarımızı örüyoruz. Bir sıra örüp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi 46 ilmeğim oldu. Burada 2 ilmeğim var. O 2 ilmeğimi de hemen 47 48. Şimdi burada şöyle sıramızı birleştirip spiral değil de birbirini tamamlayan sıra olarak çıkalım arkadaşlar. Şöyle ilmek kaydırma yaptım. Bakın en baştaki ilmeğimin şuradaki en baştaki ilmeğimin hemen köşesinden ipimi tığımı geçirdim. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir de zincir çektim. Şimdi toplamda 48 tane ilmeğim var. Bu ilmekler sabit olarak öreceğiz. Şimdi bu ilmek kaydırma yaptığım nokta benim ilk ilmeğim. Tekrar orayı bir sık iğne yaptım. Ve örmeye devam ediyorum. Şimdi bir müddet düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz minyonumuzun bu biraz hafif şöyle uzun olması lazım. O yüzden ben sıra sayısını örüp gelip size ondan sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Artırma kesme yapmadan bu sarı ipimizi bir miktar düz öreceğiz. Bu da şuraya ördüğümüz 6 ilmekti. Pardon 6 sıraydı. Toplamda yani 10 sıradan fazla olması lazım. 12 sıra falan da olabilir. Ben şimdi düz sıralarımı örüp sıra sayısını size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar sarı ipimizden toplamda 14 sıra ördüm. Bakın şuradan ilk biliyorsunuz ön lobuna bir sıra şöyle pantolonun tulumunun yani kemeri ya da üst tarafa çıksın diye böyle yaptım. Onu ördük. Arka tarafından başladık. Şuradaki sıramızdan birlikte saydığımız zaman toplamda 14 sıra sabit bir şekilde ilmeklerimizi ördük. Şimdi eksiltme işlemi yapacağız. Biraz eksilttikten sonra içini elyafla dolduracağız. Şimdi ilmek kaydırma yaptım. Bir üst sıraya çıktım. Benim ilk ilmeğim ilmek kaydırma yaptığım yuva. Oraya bir tane yapıyorum. 2 3 4 5 6. Biliyorsunuz 6 tek bir çift olarak şuradaki alttaki artırmamızı yapmıştık. O sayıyla eksiltmeye başlıyoruz. Şimdi 6 tane tekten sonra sıradaki yuvadan tığımı aldım. İkinci yuvadan da alıyorum. Üçünü bir geçiriyorum.
Tekrar 6 tane örüyorum. Altı tane ördüm, bir eksiltme işlemi daha yapacağım. Yine ilk yuvadan aldım, ikinciden de aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var, hepsini hepsini bir seferde geçiriyorum. 6 tekrar yapacağız. 6 tane tek bir eksiltme işlemini 6 tekrar bu sırada yapalım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu dördüncü tekrarımız oldu. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Beşinci tekrarımız. Şimdi son kez 6 tek bir kesme işlemi yapıp sıramızı tamamlayacağız. 6 tane dik tek. Şimdi şurada 2 ilmeğim kaldı. Bunu da eksiltme işlemi yapıyorum. Yine ilmek kaydırmamı yapıyorum böyle. Birbirini tamamlayacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir zincir örgümüze devam ediyoruz. Şimdi bu sırada 5 tek bir kesme yapacağız. 3 4 5 tane tekimi ördüm. Sıradaki yuvadan tığımı aldım. Bir sonrakinden de alıyorum. 3'ünü bir geçiriyorum. 6 tekrar 5 tek bir eksiltme işlemi yapacağız bu sırada. Bir dahakine 4 tek bir eksiltme, 3 tek bir eksiltme, her sırada 6 ilmek eksilince kapatacağız. Birazcık toparlandıktan sonra içinin elyafını da güzel bir şekilde dolduralım. 2 tek bir eksiltme sırasıyla eksilecek. İşte 5'ten 4'e bir sonraki sıra, ondan sonraki sıra 3 tek bir eksiltme, 2 tek bir eksiltme, 6 tane yan yana eksiltme yapacağız. Ondan sonra kafayı ve bedeni, hepsi zaten bir parçadan oluşuyor, kapatacağız arkadaşlar. Ben şimdi burayı kapatıp geliyorum arkadaşlar. İçini güzel sıkı bir şekilde boncuk elyafınızla doldurun. 2 tek bir eksiltmeye kadar örelim isterseniz. Ben de oraya kadar öreyim. En sonunu beraberce kapatırız. Evet, bu sırada 2 tek bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Oraya kadar ördüm ve boncuk elyafımla şöyle göstereyim. Güzelce doldurdum. Şimdi bu sırada 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 tane yapıyorum. 1 ilmek eksiltiyorum. Altı tekrar yapıyoruz. 2 tane tek bir eksiltme işlemini 6 tekrar yapalım. İki tek bir eksiltme olan sıramı da yaptım. İlmek kaydırmamı yapıp bir üst sıraya çıktım ve bir zincirimi de çektim. Şimdi bu sırada bir tek bir eksiltme yapacağız. Bir tek bir eksiltme. Bakın şöyle tığımı aldım, üçünü. Üçünü birden eksilttim. Yine altı tekrar yapıyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane de eksiltme işlemini 6 tekrar yapıp sıramızı tamamlayalım.
Evet, bir tek bir eksiltme işleminde yaptım, o sıramda tamamladım. Şimdi şuraya basık olmasın diye birazcık elyaf daha koyacağım. Sonra 6 tane eksiltme işlemini arka arkaya yapıp bu tepe kısmını komple kapatacağız. Şöyle basayım, sonra tığımla orasını düzleyeceğim. Şimdi hemen ilmek kaydırma yapmış olduğum ilmeğimden alıyorum. Arka arkaya 6 tane eksiltme işlemi yapacağım. Şöyle şurayı iyice netleştireyim. Hemen yandakinden de alıyorum. Bir ilmek eksilttim. İki oldu. Üç oldu. Dört. Beş. Bu da son eksiltmem. Altıncı eksiltmemi de yapıyorum. Ve ilk eksiltme yaptığım yerin hemen şöyle tepesine batıp, biliyorsunuz spiral örmedik bu sarı kısmı. Hemen ilmeğimi aldıktan sonra bir önceki ilmekten geçirip ilmek kaydırma yaptım. Ve bu ipten şöyle azıcık bir şey bırakıyorum. Çok fazla değil. Şimdi şu tepe kısmı daha düzgün dursun diye şöyle elyafımla birazcık yukarıya doğru içine sıkıca gitmiştim ben. Evet. Evet, şimdi bu ipi iğneme takıyorum. Biliyorsunuz ucu pot olan bir iğne kullanıyoruz. Goblen iğnesi ya da eskiden etamin iğnesi dediğimiz iğneler gibi. Şimdi bu en son 6 tane eksiltme işlemi yaptık arkadaşlar. Bunların hepsinin, bakın şöyle dış kanatlarından, hepsinin şöyle dış kanatlarından, bakın bunu aldım, çevirdim, şundan da döndürüyorum, diğer ilmekten de, şundan da. Evet, bakın hepsinden geçtim ve çekiyorum, sıkacağım burayı. Daha düzgün dursun diye, bakın sihirli halka gibi olsun diye çektim. Ve buraya hemen şuradaki dibindeki bir ilmeği şöyle bir sıkılama işlemi yapıyorum. Ve olduğu yerden batıp iğnemi, ipim içinde kalsın diye şöyle birazcık yürüteceğim. Bunun için beyaz ipe ve gri bir ipe ihtiyacımız var. Bu ipimin kalınlığı da benim diğerleriyle hemen hemen aynı arkadaşlar. O yüzden bir açık, yani isterseniz bir tık koyusunda kullanabilirsiniz. Yani bir ton koyusunda kullanabilirsiniz. Şimdi beyaz ile başlıyoruz. Yine sihirli halka yapacağız. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğnemizi örelim. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Spiral dönmeyeceğiz. İlmek kaydırmayla bir üst sıraya çıkarak öreceğiz. Hemen ilk baştaki ilmeğime batıyorum. Ve bir önceki ilmeğim içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk batmış olduğum yuva benim ilk ilmeğim.
ve onun içine 2 tane sık iğne yaparak ikinci sırama başlıyorum. 6 tane ilmeğimizin hepsine bu sırada çift batacağız. Evet, hepsine ikişer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, şimdi yine en baştaki ilmeğimize batıyoruz. İlmeğimi aldım, ilmek kaydırmamı yapıyorum ve bir zincir çektim. Bir üst sıraya, yani üçüncü sıraya geçtim. İlmek kaydırma yapmış olduğum ilmeğim, benim ilk ilmeğim, ilk sık iğnemi oraya yapıyorum. Bir tek, bir çift. İkinci yuvaya çift batıyorum. 6 tekrar, bir tek, bir çift yapacağız. Altı tekrar, bu sırada bir tek, bir çift yapıyoruz. Evet, şu da son tekrarımız. 1, 2 yaptım. Şimdi burada ilmek kaydırma yapacağız. Bakın şuraya batıyorum. Tığımı batırdım ama beyaz ipimi çekmiyorum. Burada gri ipimi alıyorum. Gri ipimi çekip ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Şimdi şöyle arka tarafı çeviriyorum. Biraz iplerimi şöyle çekip oturtturduktan sonra, şimdi şu beyazla da dikmeyi düşündüğüm için şöyle birazcık hafif uzun bırakıyorum. Ve bu beyazla bu gri ipimi arka taraftan birbirine bağlıyorum. Şöyle 2 sefer bir düğüm atıyorum. Ve gri ile örmeye devam ediyorum. Mevcut olan ilmeğimin hepsine birer sefer batacağım burada. Yani artırma işlemi yapmıyoruz. Her ilmeği bir sık iğne olarak gözümüzü de yapıp bitiriyoruz. Evet, şöyle sıramında sonuna doğru geliyorum. Şunu da içinde yürüteyim. Sonra saklamak birazcık daha zor oluyor. Evet, sonuncuya da battım. Yine ilk ilmeğime ilmek kaydırmayı yapıyorum. Bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, ikinci gözümüzde yaptık. Bu düz ördüğümüzden bakın kenarları şöyle kıvrıldı. Şöyle iri gözlü bir milyonumuz olacak arkadaşlar. Evet. Evet, gözleri de ördük. Şimdi bacaklarını örmeye başlayalım. Ayağından bacaklarını örelim. Siyah ip alacağız. Şimdi önce ayakkabısını, sonra bacağını yapacağım. Şimdi siyahla ördüğüm için arkadaşlar tam gözükmeyebilir. Anlattıklarımı da takip ederseniz daha rahat öreceksinizdir. Şimdi sihirli halka ile yeniden başlıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. Önce sabitledim. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğnemi yaptım ve sihirli halkamı kapatıyorum. Hemen en baştaki ilmeğime batıyorum ve burada ilmek kaydırma yapıyorum. Sihirli halkamız daha sağlam olsun diye ilmek kaydırma yaptım. Ve yandaki yuvadan hemen örmeye devam ediyoruz. Her yuvaya
çift batacağız. 6 tane olan ilmeğimizi sıranın sonunda 12 ilmek yapmış olacağız. Her yuvaya 2 tane sık iğne. Evet. Her yuvaya 2 tane sık iğne yaptım. İkinci sırada toplamda 12 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Hemen yandaki yuvaya bir tek, sıradakine çift batıyorum. 6 tekrar bir tek bir çift öreceğiz. Bu sırada sıramızın sonunda 12 olan ilmeğimizi 18 ilmeğe çıkarmış olacağız. Bir tek sık iğne, sıradakine çift sık iğne yapacağız. Bir tane tek yaptım, sıradaki yuvaya çift batıyorum. Bir tek, sıradaki yuvaya çift batıyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi burada toplamda 18 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Yine sıramızın başlangıç noktası belli olsun diye şu alttaki ipi şöyle arasına koyuyorum. 18 olan ilmeğimizi 2 sıra sabit örelim. Her yuvaya birer sık iğne yapıp 2 sıra örüyorum. Şimdi 2 sıra 18 ilmeğimi ördüm. Şu sıramızın başlangıcını belli etsin diye koyduğum ipin hemen yanındaki ilmeğimin üstü bir iki sıra. Oradan sayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Bu 6. sıramız. 6 tane sık iğne örüyorum burada. Sıramın başındayım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi 3 tane yan yana eksiltme işlemi yapacağız. Tekrar eksiltme işlemini de göstereyim. Şimdi yuvanın birinden alıyorum. Bakın tığımı da bekletiyorum. Şöyle ikisinden bir. Hemen yandaki yuvadan da alıyorum. Tığım da 3 tane oluyor. Bunun 3'ünü bir örüyorum. Bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Şimdi bir tane daha eksiltme işlemi yapıyorum. 2, bir tane daha yapacağım. 3 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi 6 ilmeğimizi kalan 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm ve sıramın tekrar başına geldim arkadaşlar. Şimdi buradan 5 tane daha örüyorum. 1 2 3 4 5 ördüm. Biliyorsunuz 2 sıra düz ördük, 18 ilmeğimiz vardı. Bu 18 ilmeğimizin 3 tanesini kestik. Bir alt sırada 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 5 tane tek ördüm. 2 tane kesme işlemi yapacağım burada yine. Şöyle hemen yan yana 2 ilmeğimi kesiyorum. Birini kestim. İkinciyi de kestim. Tekrar kalan 6 ilmeğimi tek tek örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet, ne yaptık? 15 tane ilmeğimiz vardı. 2 tane kestik. Bu sırada da 13 tane sık iğnemiz kalmış oldu. Devam ediyorum. 6 tane öreceğim şimdi. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Bir eksiltme işlemi yapacağım burada. Şöyle
Şöyle tığımı aldıktan sonra üçünü bir geçiriyorum. Kalan 5 ilmeğimi de tek tek örçeceğim. Bir yandan da elyafını içine arkadaşlar yavaş yavaş doldurmaya devam edelim. Şimdi toplamda burada 12 tane ilmeğimiz var dedik. Bir de eksiltmemiz de yaptık. Şimdi sıradaki ilmekten alıyorum, hiç fark etmez. Siyahı aldım ve siyah iple çekmiyorum. Mavi olan ipimi alıyorum. Renk değiştireceğiz burada. Ve mavi olan ipimden geçişimi yaptım. Hemen yanda bir şöyle 1-2 ilmek örmek istiyorum. Ve şurada mavi ile siyah ipimi şöyle biraz çekiştirip burada birbirine bağlayacağım. Siyah ipimizin işi bitti. Onu şimdi burada keseceğiz arkadaşlar. Şimdi toplamda bu mavi iple de 12 olan ilmeğimizi 4 sıra öreceğiz. Örmeye devam ediyoruz. Birebir artırma eksiltme yapmadan 4 sırada maviden örüp bacağımızı ayağımızla birlikte bacağı da bitirmiş olacağız. Evet, toplamda 4 sırada mavi olan ipimden ördüm. Şurada son ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi şöyle batıyorum ve ilmek kaydırma yapacağım. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bu işlemi bir tane daha yapıyorum ve bir tane daha yapabilirim. Bu sıramızdaki çıkıntı olayını düzlemek adına bir zincir çektim ve burada bu bacağı dikecek kadar ipimi buradan bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, elyafınızı da şuradan dolduruyorum. Yani tamamlayın elyafınızı da. Sıkı bir şekilde dolduralım. Çünkü biz bu bacağı arkadaşlar düz bir şekilde dikeceğiz. Göstereceğim şimdi. Şimdi elyafını da doldurduğunuzu farz edin. Ben dolduracağım biraz da. Şöyle düz bir şekilde dikeceğiz. Evet, videoyu sararak aynı şekilde arkadaşlar diğer eşini de örelim. Ve şimdi kolunu örelim. Kolu için yine uç kısmına siyah koyacağım. Dediğim gibi göremezseniz arkadaşlar anlattıklarımı, çünkü siyah ip çok belli olmuyor. Anlattıklarımı da dikkate alırsanız sevinirim. Şimdi siyahla başlıyoruz. Yine sihirli halka yapacağım. Aynı bacakta olduğu gibi sabitledim. İçine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane sihirli halkamı kapatıyorum. Hemen en baştaki ilmeğe sihirli halkamız, dediğim gibi daha sıkı olsun diye, açılmasın diye burada ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yandaki yuvadan da örmeye devam ediyoruz. Her yuvaya yine burada da çift batacağız arkadaşlar. 6 olan ilmeğimiz sıramızın sonunda 12 ilmek olacak. Bu son battığım ilmek, ilmek kaydırma yapmış olduğum ilmek arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Toplamda 12 tane ilmeğim var. Bu 12 olan ilmeğimi arkadaşlar 2 sıra sabit öreceğim. İsterseniz sayarak da ilerleyebilirsiniz. Şöyle 12 tane ilmeğimi örüyorum. İlk sıramı bitirmiş olacağım. Bir 12 ilmek daha sayacağım. 6 8 9 10 11 ve 12. İlk sıramı ördüm. Bir 12 ilmek daha örüyorum.
11 ve 12 sıramın sonuna geldim. 2 sıra arkadaşlar 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sırada 2 tane tek, 1 tane eksiltme işlemi yapacağım. Bunu 3 tekrar yapacağız. Yani 3 tane ilmek eksiltmiş olacağız. Şimdi örüyorum. 2 tane tek, 1 2. Burada bir ilmek eksiltiyorum. İlk yuvadan aldım. İkinciden de aldım. Üçünü bir geçiriyorum. 2 tek, 1 eksiltmemi yaptım. Şimdi tekrar 1 2 tane tek ördüm. Yeniden eksiltmemi yapıyorum. İkinci tekrarımı yaptım. 1 2 tek yaptım. Tekrar eksiltme işlemi yapıp üçüncü tekrarımı da tekrarlamış olacağım. Yapmış olacağım yani. Evet. Şimdi sıramızı tamamladık. 12 olan ilmeğimizi de burada 9 ilmeğe düşürdük. Şimdi şurada şu ipimi içine koyuyorum. Şöyle. Şimdi kolunda biliyorsunuz üst kısmını sarı ördüğümüz için bunu eldiven olarak ördük. Üst kısmında sarı olarak devam edeceğiz. Şimdi bu son kestiğim ilmeğin hemen yanından bir ilmek daha alıyorum. Toplamda 9 ilmeğimiz kaldı. Aynı bacakta geçişi yaptığımız gibi burada da ilmeği aldım ve siyah ipimle geçişi yapmıyorum. Sarı ipimi alıyorum. Geçişimi sarı iple yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle sarı iple geçirdim. Hemen yandaki sık iğneyi de ördüm. Hatta bir tane daha öreyim. Şimdi hafif şu sarı ipi çekip siyahı da çekip ilmekleri oturttuktan sonra ikisini yine birbirine bağlıyorum. Şöyle sıkı bir şekilde. 2 3 fark etmez. 3 yapalım isterseniz. Çünkü keseceğiz uçlarını. Uçlarını içinde bırakacağız. Evet, siyahı kestim. Örgümüze sarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi toplamda 9 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 9 tane ilmeğimizi şöyle içine yerleştireyim. Beş sıra arkadaşlar hemen hemen sayayım tekrar 2 4 5 sıra. Evet, 5 sıra sarıyı 5 sıra örelim arkadaşlar. 9 olan ilmeğimizi artırma eksiltme yapmıyoruz. 5 sıra öreceğiz. Bir yandan da elyafınızda doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, 5 sıra ördüm arkadaşlar ama 1 sıra daha istiyor gibi. 1 sıra daha örelim, 6 sıra olsun. Ondan sonra 2'ye katlayıp birleştirmemizi yapacağız. Şimdi 9 ilmeğimin 1 sıra daha geçişini yapayım. Yani sabit olan sarı rengimiz 6 sıra. Evet, sıranın şöyle bir tane daha yapayım. Şu üste geçtiğimiz yer alt kısmında kalsın, kalma adına şurasına bir ilmek fazladan ördüm. Şimdi şöyle ikiye katlayıp iki kanadından alıp şimdi içinin elyafını da doldurdum ben. Hatta şöyle bir tık birazcık daha koyayım. Hafif şöyle üst tarafı boş kalacak şekilde. Alt tarafları sıkı doldurdum. Şu üst tarafını birazcık şurasını boş bırakıyorum. Hemen şöyle ikiye katlayıp sıradaki ilmekten alıyorum. Hemen karşı taraftan da bakın şöyle
ikisinden bir geçirip sık iğnemi örüyorum. Bir bu taraftan, bir karşı taraftan. Dikerken bize de böyle daha kolay olacaktır. Hemen şuradaki ilmeğimin de sağından ve solundan girip, bakın bir tane de zincir çekiyorum ve yine dikişimizi yapacak kadar ipimizi burada bırakıp kesiyoruz. Kolumuzun diğer eşinde arkadaşlar videoyu sardırıp diğer eşinde örelim ve dikiş aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bedenimiz, kollarımız, şöyle bir çift bacaklarımız ve gözlerimiz de yaptık. Şimdi dikişine geçelim. İlk önce gözleri dikelim, yerleştirelim onları. Şimdi gözlerde biliyorsunuz beyaz ipi bırakmıştık, onu kullanarak dikecektik. Şu ipleri de altında diktikten sonra altına bırakacağım, hani kesmeyeceğim, çok kısa kesmek istemiyorum. Şöyle göz kararı, hemen yerlerini ayarlayalım. Şöyle bir tutturuyorum, diğerini de tutturacağım. İlk önce yerlerini ayarlayayım. Şunlar da elim gözükmesin ki tam yerini görmüş olalım. Şimdi şöyle ayarladım ben. Bakın, birazcık daha yaklaştırabilirim tabii. Biraz şöyle yakın olmasını istersek, hani bir önce deneyelim, nasıl güzel durursa dikişimizi öyle yapacağız. Evet, böyle yakın sanki daha güzel durdu. Şimdi şurada askımızın geldikten sonra, ya da komplesini sayalım. Bakın şu en alttaki sıradan 2 4 6 7 tane, 7. sıranın üstünde kalıyor. Buradan da arkadaşlar şu kesmiş olduğumuz, en son kesmiş olduğumuz yerin altından beyaz ipimizle dolanarak dikişimizi yapacağız. Dikiş için bırakmış olduğum ipimi iğneme takıyorum arkadaşlar. Kullandığım iğne şöyle ucu pot olan, goblin iğnesi de deniyor ama eskiden etamin iğneleri var, onlarla da dikebilirsiniz. Şimdi bu ipi kullanarak beyaz yerinden, gri ile beyazın şu birleştiği noktadan bedene tutturacağım. Kafanın denk gelen yerlerinden geçişimi yapıp şöyle gözün tekini çıkardım çünkü bunu sabitleyeyim, dikeyim daha sağlam olsun diye. Şöyle hemen bulunduğu yerlerden şöyle geçişimi yapa yapa bu gözü buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle gri olan kısmı kıvrılacağı için beyaz yerden dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Dolanarak baş noktaya geldim. Evet, ipimi de şuradaki geçmiş olduğum dikişten şöyle buraya
düğümlüyorum. Ve hemen aynı noktadan batışımı yapıyorum. Şöyle biraz daha yürütüyorum ki ucu içinde çok kalsın. Böyle keseyim. Evet, aynı şekilde diğer gözü de yerleştirip dikelim arkadaşlar. Aynı hizadan şöyle arasında azıcık bir boşluk kalacak şekilde diğer gözü de yerleştiriyoruz. Aynı şekilde dikelim. Evet, diğer gözü de diktim. Şimdi göz bebeklerini yapalım arkadaşlar. Siyah ipimle şöyle işleyerek de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize, ama ben şöyle hemen bir sihirli halka yapıp içine 5 tane sık iğne yapmak istiyorum. Beş tane sık iğnemi yaptım ve sihirli halkamı kapatıyorum. Sıkı bir şekilde. Hemen en baştaki ilmeğime de bir ilmek kaydırma yapıp iki ucunu birleştireceğim. Şöyle hemen iki ucunu birleştirdim. Bir de zincir çektim. Şöyle minik bir yuvarlak yaptım göz bebeği için. Şimdi şöyle ipimi kesiyorum. Göz bebeğini yerleştireceğim. Şimdi beyaz ipimi de dikeceğiz, nasıl olsa dikmeden önce de olabilir. Üstünde de yapabiliriz. Ya da gözü diktiğiniz ipi koparmadıysanız onu da kullanabilirsiniz. Ama şöyle hemen iğneyle sihirli halkanın orta kısmından göze bir ışıltı yapacağım. Bakın şöyle bir iki sefer geçeceğim sadece. Herhangi bir yerinden iki tane geçmemiz kafi gelecektir. O yüzden bakın şimdi bir sefer geçtim. Diğerinde arka taraftan şöyle birbirine bağlamam yeterli olacaktır. Düğüm oluşturmadan ipin geçişini yaptım. Hemen şöyle göbek kısma doğru dikeceğiz çünkü dış kısımdan gözükmesin. Evet, şurada bir tane daha. Evet, ikinci düğümde oluşturdum. Bakın şöyle hemen gözün kenarında bir ışıltı oluşturduk. Şimdi bu ipleri iç kısma çekeceğiz. Onun için çok da uzun olmasına gerek yok. Şöyle kesiyorum. Şimdi şuradaki dikmek için bıraktığım siyah ipi kullanacağım. İğneme onu takıyorum. Bu işlemi isterseniz gözü dikmeden, yani şu parçayı dikmeden elinizdeyken de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ilk önce hemen şuradan yandaki ilmekten bir geçiş yapıyorum. Şu kenar kısmını düzlemek adına ve nasıl istiyorsanız bu ışıltı dışa mı gelsin, içe mi gelsin, nasıl istiyorsanız, bakın şöyle içe de gelebilir. Şöyle dış kısma gelsin. Ben öyle olmasını tercih ettim. Şöyle dışa getireceğim. Sizler isterseniz iç kısma getirebilirsiniz. Şimdi buradan hemen yandaki ilmekten geçiyorum. Göz bebeğinin nerede olmasını isterseniz, istiyorsanız oraya tutturun. Biraz şaşı da bakabilir. İsterseniz tam orta kısma da koyabilirsiniz. Bunu da yine size bırakıyorum. Benim yaptığım gibi beğenirseniz benim yaptığım gibi de koyabilirsiniz. Çünkü ben hafif içe doğru koyacağım. Ve şimdi şunları, şu ipleri de dediğim gibi alt kısma çekeceğim. Şöyle hemen
battım. Önce beyaz ipleri, yani saklamak daha kolay olsun, yoksa saklayamayacağız çünkü iki beyaz ipin ucu, bir de siyah ipin başlangıç, sihirli halkayı çektiğimiz ipimiz oldu. O yüzden içeri çekmek en mantıklısı arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi bunu da tekrar iç kısma çekeceğim. Tamam, sonra iyice sıkılarım onu ben, dikişimi yapayım. Şimdi yine bu sefer şu iki tane beyaz ipimin ortasından çıkacağım. Işıltının tutturmak adına bakın şöyle geçtim. Bunu buraya sıkı bir şekilde tutturacağız arkadaşlar. Dediğim gibi örmek yerine işleme de yapabilirsiniz. Siyah ipi iğnenize takmış olduğunuz siyah iple geçişlerinizi yaparak da dikişinizi yapabilirsiniz. Göz bebeğini oluşturabilirsiniz. Yine tekrar şuraya geliyorum. Evet. Hemen burada yine bir dikmiş olduğum şuradaki beyaz ipimi düğümünü oluşturacağım. Ve iç kısma çekeceğim arkadaşlar. Bakın buraya düğümledim. Aynı noktadan batıp şöyle, yani siyah ipim birazcık çekiştirdiğim zaman orada gözükmeyecektir arkadaşlar. Evet, bakın. Şimdi diğer gözü de yapalım arkadaşlar. Sihirli halkaya 5 sık iğne yapıp kenarına da beyaz ışıltısını yaptıktan sonra gözü dikelim. Şimdi de arkadaşlar kollarımızı dikelim. Hemen şöyle ipimi iğneme takıyorum. Göz bebeklerini oluşturdum ben. Bakın o şöyle. Şimdi kolumuz içinde, kolumuz biliyorsunuz düz bir şekilde yaptık, ön kısmı yok. Şimdi şuradan ben yerini ayarlayacağım. Gözlerinin altındaki sıradan koymak istiyorum. Şöyle göz kararı şöyle yan kısımdan hemen dikmeye başlıyorum. Tekrar yandaki ilmekten sırayla hepsinden geçip kolu tutturuyorum. Dört tane ilmeğimiz vardı zaten. Bu dört ilmeği de sırasıyla geçip birer de bedenden alıp sıkı bir şekilde tutturuyorum. Kollarını dikelim ki tulumumuzun askısı var arkadaşlar. Askısını kolların üzerinden geçireceğiz. Şuradan bir geçiş daha yapmak istiyorum. Sağlam olsun diye. Evet. Şimdi buraya şöyle ipimi sıkılıyorum ve aynı noktadan batıp o tarafa da olur, hiç fark etmez. Şöyle de ipimi içine çekiyorum. Bakın göz kararı aynı şekilde diğer kolu da
Hemen gözlerin altındaki sıraya, şöyle şuraya dikeceğiz arkadaşlar. Evet, kolları diktik. Şimdi bacaklarımızı dikip tulumumuzun askısında yaptıktan sonra minyonumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi bacakları da şimdi şurada görmüş olduğunuz sihirli halkamızın sağına ve soluna dikeceğim. Bakın şöyle tutturalım olmazsa. Bir tanesi bununla göstermek için size tutturuyorum arkadaşlar. Hemen diğerini de şöyle toplu iğnemle tutturayım. Şu çünkü birazcık itti. Bakın şöyle. Hemen iki taraf sağına soluna şu ön kısımların öne gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bir tanesini dikişini beraber yapalım. Şimdi şurayı düzlemek adına şöyle göstereyim yine. Hemen şöyle yandaki ilmekten alt kısımdan geçiyorum. Sıkı bir şekilde doldurun elyafınızı. Çünkü düz bir şekilde dikişimizi yapacağız. Sihirli halkanın hemen şöyle birini sağa, birini sola koyuyorum. Hemen bulunduğu noktadan şöyle ilmeğimi alıyorum bedenden. Ve tekrar hemen bacaktan da şöyle alt kısımdan geçiyorum ama üstten de geçebilirsiniz, sıkıntı olmaz. Tek iğne yeterli gelmedi. Evet. Bulunduğu noktaya denk geldiği yerden arkadaşlar bir ilmek bedenden, bir ilmek bacaktan alarak ama her ilmekten geçişimizi yapacağız. Sefer de iğneye denk geldi. Evet, şöyle bacakları bu şekilde tutturacağız. Gerekirse az bir ara kaldığı zaman üst tarafına da elyaf takviyesi yapabilirsiniz. Yani sıkı bir şekilde dolması adına. Evet, etrafından şöyle bacağımı dikerek bitirdim. Hemen şuradaki ilmeğime de düğümü oluşturdum. İpimi içinde yürütüp keseceğim şimdi. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Evet, diğer bacağı da aynı şekilde tam ona paralel olacak şekilde, yani düzgün duracak şekilde arkadaşlar. Şöyle diğer bacağı da dikelim. Şimdi ben onun dikişini yaparım. Sizler de yapın arkadaşlar. Şimdi mavi ipimizi alıp mavi ipimle hemen şuradan tulumun askısını yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadan gideceği için şöyle arkayı ortalayalım. Şuradan hemen şuraya bir zincir çekip sıkılıyorum. Burayı çaprazla götürebilirsiniz, düz de götürebilirsiniz ama çapraz yapalım istiyorum çünkü biraz daha sıkı olur çapraz yaptığımız zaman. Şimdi şuradan göz kararı bir noktadan batışımı yaptım ve ilmek kaydırma yapıyorum ve zincir çekiyorum. Zincirimi saymıyorum. Göz kararı şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar çekeceğim. İstediğim uzunluk neresi? Buradan çapraz bir şekilde bakın şöyle kolunun üstünden
askısının şöyle ucuna gelene kadar, şöyle. Bu uzunluk benim için kafi. İsterseniz ucunu dikebilirsiniz. Düğme dikelim biz. Biz buradan dönüşümüzü yapıp düğme dikeceğiz. Bu uzunluk yeterli. Şimdi şöyle bir tane daha çekeyim. Şimdi her sık iğneye, pardon, zincire birer tane batacağız. İsterseniz sık iğne yapabilirsiniz. İsterseniz çakma trabzan da yapabilirsiniz. Kalınlığı size kalmış. Ben sık iğne olarak şöyle her zincire birer tane sık iğne olarak başa kadar örüyorum. Çünkü birer de düğme ile ön parçaya, yani salapetinin askılı tulumunun önüne düğme ile dikerek tutturacağım. Veya siyah bir iple düğme formu vererek yapacağım. Şimdi bu sık iğneyi başa kadar öreceğim. Evet, başa kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan diğer yapacağım askı yerine kadar sık iğne olarak bir geçiş yapacağım. Ve şuradaki ipimi de içinde yürütmeye çalışacağım. Hem de onu da gizlemiş olurum. Şimdi şöyle. İki. Üç. Dört. Şu ipimi artık yürütmüyorum. Bunu keseceğim oradan. 6 7 biraz sık olduğu için 8 9 tane bakayım kafi mi? Şimdi bunu dediğim gibi bu tarafa götüreceğim. Diğerini de bu tarafa götüreceğim. Şöyle bakıyorum ortalama, ortalı. 9 tane sık iğne ile diğer tarafa geldim. Şimdi yine diğer askıma yeterli olacak kadar zincirimi çekiyorum. Şöyle bakıyorum, bu kolun üstünden geçirip, evet, şununla da orantılımı şöyle de bakıyorum, evet aynı. Bir zincir daha çekiyorum, yine her zincirime sık iğne yapıp başa kadar örüyorum ve böylelikle askılarımı da bitirmiş olacağım. Orada da ipimi saklayıp askılarımı bitiriyorum. Evet, askılarını da ördük, bitirdik arkadaşlar. Bir tanesini şöyle iple işleyerekten şuraya düğme formu vererekten askıyı tutturdum. Diğerini de sizlerle birlikte şimdi yapacağız. Arkasını çapraz bir şekilde getirdik. Hani bu taraftakini oraya, bu taraftakini de bu tarafa. Şimdi şöyle çekiyorum. Siyah ipimi burada arkasını düğümleyerek geçirdim. Buradan buraya geçiş yaptım. Şimdi şuradan 1-2 ilmek geri taraftan batıp şöyle önce bunu buraya bir tutturuyorum. Hemen şuradan geri batıyorum. Bir ilmek uç kısımdan. Önce böyle buraya sıkılıyorum. Tekrar ön kısma geliyorum. Örmüş olduğum askıdan da çıkıyorum. Şimdi buraya bir tane yine düğme formu vereceğiz.
Şöyle iğneme, bakın şöyle tutuyorum. Şurasına iğneme doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. İğnem de kalın. 5 tanenin yeterli olduğunu düşündüğüm için 5 tane. Eğer iğneniz ince ise biraz daha fazla da dolayabilirsiniz. Ya da buraya dediğim gibi düğme de dikebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar iğnemi çektim. Şöyle sardığım kısım düzgün bir şekilde. Bakın şöyle bir minik yuvarlak elde ettim. Tekrar batıyorum. Alttan da geçeceğim. Şöyle. Yani bunu buraya sıkılayacağım. Bakın şöyle düğme formunu verdim. Bunu arka taraftan şöyle yapıp oraya bir düğüm oluşturacağım. Sıkı bir şekilde. Bir tane daha yapayım. Ve düzeltiyorum. İpimi de buradan şöyle biraz yürütüyorum. Evet. Şimdi askılarımızı da tutturduk. Şimdi şuraya küçük bir cep çalışması yapalım arkadaşlar. Video çok uzun oldu. O yüzden birazcık hemen şimdi sihirli halka yapıyorum. İçine 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra kapatıyorum. Şimdi karşı tarafa geçmiyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Hemen baştaki zincire çift batıyorum. Bir tane tek batıyorum. Tekrar çift batıyorum. Yani iki tane sık iğne yapıyorum. Çift batıyorum derken iki tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane tek yaptım. Son ilmeğime yine çift batıyorum. Yarım ay şeklinde şöyle bir minik cep oluşturacağız. Bu büyüklükte kafi arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekip dikecek kadar ipimi bırakıyorum. Bu cep parçasında arkadaşlar şuraya tutturuyorum. Dikip geliyorum. Evet, cebinde arkadaşlar bakın şöyle kenarından tutturarak şu ön tarafına diktim arkadaşlar. Şimdi bir de ağız yapacağım. Hemen şu salepetinin bittiği yerden bir sıra sarı sıramız gözükecek. Bir sıra üstüne battım. Şöyle iki gözün tam orta kısmına. Şöyle hemen 3 ilmeklik. Bakın şöyle 1 2 3 tane sayıyorum. Çapraz bir sıra üstüne şöyle kafi gelecek diye düşünüyorum. Tekrar bu tarafa geldim. Şöyle bir ağız yapmak istedim. Şimdi şuraya ipimi düğümleyeceğim. Biraz sıkıştırdım. Buraya düğümü oluşturuyorum. Hemen geri bu baş kısımdan, batmış olduğum noktadan batıp ipimi iç kısma çekiyorum. Evet, minyonumuzu tamamladık arkadaşlar. Örmüş olduğunuz minyonları Mincik Hobim Instagram sayfama resmini atarsanız sevinirim arkadaşlar. Story'de sizleri de etiketleyerek paylaşmak istiyorum. Kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle örün arkadaşlar. Hoşça kalın.